vay vay. Yeteksizsiniz Türkiye'nin yeni sezonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Yeniliklerle dolu bir sezon bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi kaç koltuk var? Evet, bu sene 4 jüri üyemiz olacak. Ve bunların ikisi yeni. İkisi eski, biri ben olmak üzere. Yeni sezona bomba gibi hazırlandık. Çok güzel yetenekler bulacağız. İnşallah hep beraber güzel programlar çekeceğiz. Uğurlu olsun diye Bilecik'ten başlıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Hiç de uzatmayacağım. Sezona bir an önce girmek istiyorum. Jüride önce eski olanla başlayacağım. Jüriye koca bir yılını verdi. Çok renk kattı. Herkese evet dedi. Kalbi yumuşacık. Biricik kardeşim, Eser Yenerler geliyor. Abim hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten. Eser. Bu sene bütün tecrübemle jürideyim abi. Bir yılımı verdim. Bir yılı aşkın süredir jürilik yapıyorum. Olaya çok hakimim. Artık genç yetenekleri de çağıralım abi. Ona göre eğlencemize bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Geçiyorum değil mi? Yeni gömleği mi? Geçiyorum değil mi abi? Buyur tabii. Nereye? Oo, masa çok genişlemiş abi ya. Vay. Yemek masası gibi. Selamlar. O köşe senin. Köşe vereyim mi? Evet. İşte bu tecrübe. Evet, şimdi iki yeni jüri üyemiz var. Birbirinden değerli iki arkadaşım. Önce erkek olanla başlıyorum. Bayanlar bizim için her zaman az solist. İlk önce değerli kardeşim, büyük sanatçı, genç kızların sevgilisi Murat Boz geliyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, geçiyorum. Ben nerede oturuyorum? Evet, çirkin bir saldırı geldi ama. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kardeşim, hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hoş bulduk. Ben nerede oturuyorum? Eser, bana bir gösterir misin nerede oturuyorsun? Gel kardeşim, şöyle yerimi göstereyim. Ben bilmiyorum, tecrübesizim, genç yetenek olarak. Buyur kardeşim. Çok mersi. Buyur. Buradayım, ne olacak? Ben de çıktım, bir ter Eser diye bağırmadınız, yazıklar olsun. Bırak ya. Hiç yemezler. Abi. Ya, hiç yemezler ya. Tamam, teşekkür ederim. Abi, ben karizmamız çizilecek dedim sana Acun abi. Böyle bir alkış yok ya. Cansınız, olsun. Can. Yerim sizi. Bir dakika. Ben de yerim ya. Nedir yani? Böyle bir şey yok ya. Tamam abi, lütfen. Tamam, bu sene belli oldu. Sen, senin koltuğuna daha aşağı koymuşlar. Evet, tam bir de boyunu kısalttınız. Ne yaptınız bana ya? Yanında küçüldüm. Yani inşallah da. Evet. Ve şimdi biliyorsunuz bu sene çok üzgünüz. Çünkü Hülya Avşar yok. İnanın evet, çok üzgünüz. Yani o kadar üzgünüz ki kahkahalardan kulisi görmeniz lazımdı, yıkılıyordu. Geç kaldın derdi yok. Hadi Acun saat geldi derdi yok. Sorunsuz, dünyalar güzeli, dünyalar sempati, büyük sanatçı Özgün Abal geliyor. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Merhabalar, merhabalar. Beni niye öpmedin? Merhabalar. Çok özür dilerim. Yani ben bu Murat Boz'a olan sadece seyircinin hiç böyle coşkusu var zannediyordum. Hayır, jüride de senin var. Yerin her gerçekten zaman ayrı. Ayrı değil mi? Evet. Teşekkürler. Ben komplekse girdim şimdiden, yemin ediyorum abi. Bu arada arkadaşlar, şimdi sorunsuz derken tabii ki Hülya Avşar da sorunsuzdu. Özgü de sorunsuz anlamında söyledim. Özgü hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, güzel jürimiz. Kısaca bir sohbet yapacağız. Sonra yeteneklere başlayacağız. Alkışlarınızla Yeteksizsiniz Türkiye başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Masamızı nasıl buldunuz? Harika. Çok güzel, çok şık. Mesela,
Abi şuradan tuzlu uzat desem. Bir şey söyleyeceğim. Şuna bayağı süre lazım. Evet. Şahane bir Özgü şey. Senle başlayalım. İlk defa masada oturdun şu anda. Öyle mi? Evet, sezona başlıyor. Masada kendin yeteneksizsiniz Türkiye'nin jüri masasında ilk defa oturdun. İlk defa. Sezon başlıyor. Duygularını alalım çok kısa. Vallahi heyecanlıyım ben çok. Nasıl bir jüri olacaksın? Kolay mı zor mu? Bilmiyorum. Şaşkınım. Kalben karar vermeyi düşünüyorum. Desem de inanmayın. elimden geleni iyisini yapacağım falan diye. Bilmiyorum, heyecanlıyım. Bakacağım. Eğleneceğim. Murat sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Biz seninle zaten O Ses Türkiye'de yıllardır uzun bir maratondaydık. Evet. Bu sene yeteneksizsiniz desin. Neler söyleyeceksin sen? Ya benim için yeni bir şey. Yani O Ses'te evet bir tecrübem var ama burada birçok yetenek aynı anda dinleyeceğim. Eserin dediği gibi burada eser var. Evet. Burada da eser var hakikaten. Evet, çok bakamıyor da suratıma bak. Abi, şu an fazla bulaşmak istemiyorum. Hakim değilim olaya. Ama... Ben de ondan yararlanacağım. Şaşkınken yakalamışken gireceğim. Sonra çünkü ısınırsın bitirirsin sen de. Buyur abi. Öksürük tuttu görüyorsun. Helal. İşte benim için yeni bir şey ama birçok yeteneği aynı anda görme fırsatım olacak. Yani sadece ses de değil, akrobasi gösterileri, efendime söyleyeyim at olsun, köpek olsun. Ben geçen sene ilk başladığımda Murat, ilk gösteri at çıktı sahneye. Bravo. Hazır ol yani. Anladın mı? Çok, çok acayip, biliyor musun? Açıkçası Esen çok merak ediyorum yani ne olacak, ne gidecek, benim için yeni bir şey. Abi evet diyorsun, hayır. O kadar, yani çok kolay. Bu mu yani? Yani... Şuna basıyorsun çok beğenmezsen. Bunun sesi biraz korkunç. Bak en azından buna alışkınım ben. Bak ama... Sadece dönmüyor. Ben en azından ilk aşamalarda şöyle bir şey yaparım yani. Dönüp kendi. Ne oluyor abi? Alışkanlık olsun. Evet. Şimdi beğenmediğiniz performanslarda buna basıyorsunuz ama... Beğenmediğimizde mi basıyoruz? Hayır yarısında artık yani bu devam olmadı. Etmesini Allah aşkına falan abi gibi ben... orada girersen. Tamam. Onu da basıyorsun ama ses çok kırıcı bir ses. Bir deneyebiliyor musun? İsmail muyuz? Çalışıyor mu bu? Sesi... Ay. Kırıcı, anladın mı? Bak sahnede olsam var ya biterim ben. Bitersin. Bir bassana. Yani ama ismin yanıyor çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Çok iyiymiş. Velhasıl benim için çok yeni bir şey. Ve alkışlarımızla öncelikle tabii ki yeteneklerden önce yıllardır yanımızda gençlerin sevgilisi, onu çok seviyoruz Alp Kırşan. Bravo. Seni masaya oturduktan sonra çağırdım. Çünkü çok merak ediyorum nasıl görünüyoruz. Ya eser biraz Murat Boz'u andırıyor abi. Yani orada bir sıkıntı var. Saçlar biraz denenmiş olmamış gibi. Ya abi niye söylüyorsun? Abi benim kuaför gelmemiş Murat Boz'unkine aynısını yapsana dedim bak. Aynısını yapmış abi. Aynısını yaptılar. Bak benziyoruz mu? Evet yok. Bence benziyoruz sen. Benziyor muyuz? O birkaç sen çok çirkin hayır diyen var tartışırım bak. Çok ciddi tartışırım. Ha, sen daha eksisin diyen tek kişisin abla. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sen de herkesten daha güzelsin. Allah eser, razı olsun. Eser. Hayır. Yani kötü demedim. Çok güzel gözüküyor. Yani masa parlıyor diyebilirim böyle. Yemin ediyorum çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun Murat ve Özgü sana da. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Sana da gönülden başarılar diliyoruz. Alkışlarımız arttır senin için. Arkadaşlar bu sezonki kuralları kısaca hatırlatıyorum. Bir yarışmacının turu geçmesi için en az 3 evete ihtiyacı var. Yani sevgili seyirciler bu sezon Yeteneksizsiniz Türkiye'de eskiden 3 oyun 2'sini alan ikinci tura geçiyordu. 4 oyun 3'ünü evet olarak alması gerekiyor bir yarışmacının. Eğer 2-2 kalırsak yarışmacı geçemiyor. Fakat 2-2'de ikinci bir oylama şansı veriyoruz. Evet diyenler, hayır diyenleri ikna ederse yarışmacının geçme şansı var. Ama iki evette kalırsa yarışmacı yine ikinci tura geçemiyor. Çıtayı biraz daha yükselttik. Zorlaştı. İyi bir sezon bizim olsun diyoruz. Ve alkışlarımızla ilk yarışmacımızı bekliyoruz. Merhaba. Çağın Parmaksız. Evet. Peki, biz hiç konuşmayalım istersen. Nereden geliyordun? İzmir'den geliyorum. Tamam. Sağ olun. Seni seyrediyoruz. Teşekkürler. Şimdi öncelikle yapacaklarımı anlatayım. Herkes bilsin. Gördüğünüz gibi bir tane kale var. Bunu Sergen abi kullanacak.
Voodoo bebeği var. Bunu da Hülya Hanım ve Acun Bey kullanacak. Ama önce şunları ben Hülya Hanım'ın önüne vermek istiyorum. Şunlar dursun. Onlar oyun arasında lazım olacak. Öncelikle başlamadan önce kale ve Voodoo bebeği hakkında iki tane tahmin zarfım var. Şunları göstereyim. Benim bir tane de ayrıyetten bir zarfım var. Şunu zarf diyorum, pardon. Kıskaç var. Şunu şöyle yere bırakayım. Bunu en sonunda göreceğiz. Şimdi Sergen Bey, sizinle başlayayım. Kale ve top var bir tane. Yalnız top görünmüyor şu anda. Top yok. Bütün olay top muydu? Sergen Bey, şimdi öncelikle kendinizi önemli bir futbol maçında olarak düşünün. Düşünün. Penaltı kullanacaksınız. Böyle hayal edin yani, böyle düşünün. Ve 5 tane köşeniz var vurmanız gereken. Sağ, sol ve orta. Penaltıyı hangi köşeye vurdunuz? Zarfı ben şöyle bir tutayım. Sizce hangi köşeye vurdunuz? Hakem düdüğü çalmadan önce nereye atardınız? Sağ alt. Sağ, yani şuraya mı? Evet. Tamam. Sağ alta yaptınız. Şimdi ben tahminimi açacağım. Özellikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir şey değil, sıradan zarf, her şeyi de göstereceğim zaten. Şöyle göstereyim ben. Kırmızı bir nokta var. Şu şekilde. İlk tahminim Sergen Bey hakkında. Şu şekilde kalsın bu. Zaptta herhangi bir şey yok. Şimdi Acun Bey, siz ve Hülya Hanım hakkındaki tahminim de bu zarfın içinde. Bunu da göreceksiniz. Önce bebeği ve 2 adet iğneyi size vereyim. Teşekkürler, sağ olun. Kontrol ettiniz. İyi. Bebeği ve iğneyi. Tığ bu, tığ. Tığ fark etmez yani, sonuçta iğne. ya sonuçta batıracaksınız demek istedim. Tamam. O önünüzdeki bebeği, Hülya Hanım sizle başlayalım. Tamam. Sinir olduğunuz biri olarak hayal edin. Sinir olduğum birisini. Evet, öldürmemek şartıyla iğneyi yani evet, istediğiniz bir yerinize batırın. Bu ön taraf değil mi? Ön. 5 tane çarpı var gördüğünüz gibi, beyaz. 5'inden biri mi olmaz? 5'inden biri, evet. Poposu olmuyor mu? Poposu orta oluyor yani, siz bilirsiniz. Öldürmemek. Şunu da söyleyeyim, yine aynı şekilde tahminim burada. Bu ikinizin. Tamam. Tahmini ikiniz hakkında. Yani sen bir şey çok merak ediyorum. Şimdi Hülya bir yere batıracak. Sen de oradan çıkaracak mısın onu? Siz de aynı şeyi yapacaksınız. İkimiz de bileceksin. Evet. Vallahi helal olsun derim. Tamam, İnşallah. Ben avucunun içine batırmış bulunuyorum. Tamam. Ve çok kalsın iyi. Kalsın bu burada değil mi? Kalsın. Şimdi Acun Bey de aynı şekilde. Nereye batırıyorum? Evet. Öldürmemek canım, öldürmemek. Orası kalp. Tamam. Ya öldürebilirsiniz ya, problem yok yani. Yok, peki. Ben engel olmayayım. Sağ bacağına oturuyorum ben de. Tamam. Sağ bacak, tamam, çok iyi. Şimdi tahminimi açacağım, siz seyirciler de gösterebilirsiniz. Tamam, şimdi inşallah bu sefer de yanılmam. Tamam, onu bırakabilirsiniz. O bebeği alabilir miyim? İkisini de aynı şekilde tutarak göstereyim. Şimdi genelde tahminleri hep biz yapıyoruz. Ben çok düşündüm, bunu nasıl değiştirebiliriz? Herkes tahmin ediyor.
Ve şöyle bir şey düşündüm. Bu sefer ben yazayım, jüri tahmin etsin. İnşallah olumlu sonuç alırız. İnsanlar genelde düşünerek karar verdikleri zaman doğru sonuçlar alıyorlar. Ben size bunu göstermek istiyorum bugün. Kontrolünüz için öncelikle şu ikisini size kontrole vereceğim. Şöyle kontrole vereyim. Neyi kontrol ediyoruz? Defteri ve kalemi. Ya açıp sayfalarına da bakabilirsiniz. Herhangi bir şey var mı yok mu? Tamam, ettik. Alayım ben onu. Al. Şimdi Acun Bey, sizle başlayacağız. Buraya 1 ile 10 arasında olan tahmin demeyeyim. Uğurlu sayımı yazacağım. 1 ile 10 arasında. Siz tahmin edeceksiniz ama düşünün, ben söyleyin dediğim zaman söyleyin. Şimdi bekleyin. 1 ile 10 arasındaki sayıları düşündünüz. Bir tanesini, ilk aklınıza gelen tahmini, tabii yanılabilirsiniz de, onda bir şansınız var. Söyleyin şimdi. 4. 4. Acun Bey'e kocaman bir alkış alabilir miyim? Şöyle göstereyim. Şöyle dursun. Şimdi Sergen Bey. Normalde 29'da bir şansınız olan bir şey deneyeceğim. Alfabeyi biliyorsunuz. 29 adet harfimiz var ve sadece bir tanesini söyleyeceksiniz ama şu şekilde. Ben bir futbolcunun, Türk bir futbolcunun baş harfini yazacağım. Siz futbolcuyu tahmin edeceksiniz. Tamam? Türk. Ben baş harfini, siz futbolcuyum. Tamam, şimdi düşünün. Bekleyin. Söyleyebilirsiniz. Emre. E. Tamam. Sergen Bey'e kocaman bir alkış alabilir miyiz? Şimdi sıra Hülya Hanım'da. Önünüzdeki kartvizitleri görüyor musunuz? Çıkartın onları, lastiklerini. Bir ile 9'a kadar sayılar var ikisinde de. Sizde iki basamaklı sayı deneyeceğiz. Onun için direkt sayıyı söylemeyin de sayıları seçerek tamamlayın. Onun seçerek tamamlayın. Evet, mesela birinden 4, birinden 5. Misal. Ama önce ben yazayım. Tamam. Bir ile 99 arasında. Tamam, şimdi ilk rakamınızı koyun masaya. Açık olarak. Tamam. Şimdi ikinci rakamınızı koyun. Tamam. Şimdi ne oldu? 32. 32. Tamam, yine kocaman bir alkış alabilir miyiz? Şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi siz 32 ise, 32 kalsın önünüzde. Ben şöyle bırakayım. Sergen Bey Emre dedi. Acun Bey 4 dedi. Siz de 32 dediniz. Şimdi bunu yazı tahtasına yazacağım. Herkes görebilsin. Kalem alabilir miyim ben? Teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Sizin Emre miydi? Emre Belezoğlu mu? Çolak. Emre. Emre Çolak, fark etmez.
4'tü. Sizin de 32 miydi? Tam bunu herkes görsün, kameraya da gösterebiliriz. Ya yani iyice görmesi açısından. Şimdi Emre 4 ve 32. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Hülya Hanım'a vermek istiyorum. Açıp lütfen okuyun. Yüksek sesle. Yüksek sesle. Bir de en sonunda da kameraya onu net bir şekilde gösterin lütfen. Acun Bey'in tahmin edeceği sayı 4, Sergen Bey'in tahmin edeceği isim Emre, Hülya Hanım'ın seçeceği sayı 32. Ben bu tahmin işinden çok sıkıldım. Ben de sıkıldım aslında. Yani zaten burada zarfların içerisinde göstermiştim. Bir de ayrıca yerdekini gösterip bir de oraya yani hem vakit aldı hem de gereksiz diye görüyorum. Bunlar baştaki oyununda, o da sizin tahminlerinizde, onun için ayrı yapayım dedim. Tamam, her neyse. Tabii. Sonuçta bu tahmin işinden gerçekten çok sıkıldım ve senin gibi bu tecrübeli olan yarışmacılar için konuşuyorum. Bu gibi oyunlardan artık uzak durmaları gerektiğini düşünüyorum. Bugün son zaten yani. Ama son, bu son. Yani zaten ilk etapta da farklı bir şey yapmanı beklerdim açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Peki Sergen. Can, ben şaşırtıcı bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Yani belki sürekli bunu görüyoruz ama yine de ilk tur için şaşırtan, enteresan bir gösteri oldu. Yani ben bu tur için çok yeterli görüyorum. Ben bundan sonra tabii ne geleceğini bilmiyorum ama bence gayet sürpriz başarılı olsun. Bir hem sunum hem gösteri gayet başarılıydı. Peki oylamaya geçelim Sergen. Evet. Hayır. Ben tereddütsüz evet diyorum ve seni iki evetle uğurluyoruz. Teşekkürler, sağ olun.